Merhaba, ben operatör doktor Hüseyin Kandulu. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Özellikle vücut cerrahisi ve vücut şekillendirme operasyonlarıyla ilgilenmekteyim. Bugün de sizlere bu konunun detayları hakkında, Vaser Liposuction hakkında bilgiler aktaracağım. Bildiğiniz üzere liposuction yani yağ aldırma ameliyatı yaklaşık olarak 40-50 yıl önce plastik cerrahinin içerisine girmiş ve bu süre zarfında ciddi gelişmeler kat etmiştir. Peki teknoloji ve teknik anlamında ana faktörler, ana değişiklikler neler? Öncelikle birçoğumuz hem hekim hem de hasta olarak geçmişten gelen kötü liposuction hikayelerini biliyoruz ve duyuyoruz. İşte teknolojinin ve tekniğin gelişmesiyle öncelikle bertaraf edilen en önemli nokta komplikasyonların azalması, hasta memnuniyetinin artması. Peki buradaki ana teknoloji, ana faktör ne? Ses dalgaları yani ultrason enerjisiyle yağların vücut içerisinde homojen bir şekilde parçalanması. Teknolojinin ilerlemesiyle yani ultrason teknolojisinin ses dalgalarının liposuction ameliyatlarında hayata geçmesiyle birlikte bu geçmişten gelen kötü hikayelerden, istenmeyen komplikasyonlardan kurtulduk, minimuma indirdik ve hasta memnuniyetimizi artırdık. Peki nedir bu teknoloji? Vücutta deri altındaki yağ fazlalığına çok küçük milimetrik deliklerden özel proplar yardımıyla girilerek homojen bir şekilde yani vücudun derinin altındaki tüm katmanlarında ses dalgaları ile yağ parçalamak, eritmek, neredeyse bir krema kıvamına getirmek ve daha sonra vücutta hiçbir travma yaratmadan bunu dışarıya almak, uzaklaştırmak mümkün. Bu sistemde elde ettiğimiz avantajlar, yağı homojen bir şekilde eritebildiğimiz için öncelikle eski yöntemlerdeki gibi vücut içerisine, deri altına girerek, vurarak, parçalayarak, travmatize ederek bir işlem gerçekleştirmemekteyiz ve buna bağlı olarak da İşlem sonrasında ödemin çok süratli gerilediğini, hastada morluk ve ağrı şikayetinin olmadığını, birçok hastanın geçmişten gelen komplikasyon olarak dile getirdiği girinti, çıkıntı, bir bölgede fazla, bir bölgede az yağ kalması gibi istenmeyen görüntüleri görmediğimizi ifade etmek mümkün. Tabii ki bunlar dışında da çok ciddi avantajlar elde etmekteyiz. Eskiden sadece vurarak, kalın kanüllerle parçalayarak uzaklaştırdığımız yağ dokusunu artık konforlu bir şekilde hastaya zarar vermeden eriterek uzaklaştırdığımız için hastanın vücudunda istediğimiz olması gereken anatomik şekilleri de elde edebiliyoruz. Bayanlarda vücut formu nasıl olmalı? İşte bu teknoloji liposuction ameliyatlarına girdikten sonra artık vücudu küçültmek, bedensel olarak, üç boy olarak küçültmek çok daha kolaylaştı. Ve bizler vücudu küçültmekten ziyade vücudu şekillendirerek küçültme yöntemlerini keşfettik diyebilirim. Bugün ana olarak bahsetmek istediğim ultrasonik liposuction veya ultrasonik liposuction teknolojisi değil. Çünkü bu teknoloji çok ciddi faydalar sağlıyor ama ana nokta vücut formu nasıl olmalı? Yani bir bayanın vücut formu nasıl olmalı? Birçok bayan diğer bayana bakarak vücudunun aslında ne kadar güzel, şu bölgesi nasıl diye değerlendirirken bunların kümülatif olarak birleşmesiyle arzulanan bir vücut formu kabul gören bir form ortaya çıkmıştır. Peki bu nedir?
Bu teknolojiyle, ultrasonik liposuction ile şunu belirttikten sonra vücut şeklini anlatmak istiyorum. Ses dalgaları ile vücutta her bölgede, gıdıdan ayak bileğine kadar vücuttaki her bölgede yağları eriterek uzaklaştırmak ve şekillendirmek mümkün. Dolayısıyla her bölge için ideal formdan bahsetmek mümkün. Bayanda kol bölgesi nasıl olmalı? Öncelikle bayanda kol bölgesinde kol 90 derece açıldığı zaman omuzdan orada hiçbir yağ fazlalığı olmamalı. Yani düz bir hat olmalı ve kesinlikle 90 derecelik bir geçiş olmalı. Dolayısıyla bu işlemde sadece küçük bir delikten girilerek kol bölgesinden çepeçevre tüm yağlar uzaklaştırılarak aynı zamanda eğer istenirse omuz bölgesinde daha atletik bir görüntü, yani kasların daha definisyonun sağlandığı bir görüntü elde edilerek bu şekle ulaşılması mümkün. Ancak bayanlarda ciddi şekilde kolda yağlanma problemi olmasına rağmen vücut formunun, yani vücudun daha çekici olması gereken hatlarının gövde bölgesi olduğunu birçoğumuz biliyoruz, kabul ediyoruz. Gövdede arzu edilen belin ince olması, kalçanın yuvarlak olması, karın bölgesinin düz ve mümkünse sportif hatlarının olması. Ancak sportif hatlardan kastımız kaslı bir görüntü kesinlikle değil. Göğüslerin ise daha dolgun, diri ve yuvarlak hatlara sahip olması. Bayan vücuduna arkadan bakıldığı zaman özellikle bel bölgesinde birçok hastanın şikayeti sürekli bir tepe boşluk yani girintilerin çıkıntıların olduğu vücut şeklidir. Arzu ettiğimiz tek bir hat şeklinde, S şeklinde kıvrılan, belin inceldiği, kalçanın yuvarlaklaştığı, aşağıda basenin olmadığı vücut yapısıdır. Bunu da elde ederken bu bölgede muhakkak bacak, basen, bacak içi muhakkak devreye girmeli ve tedavi edilmelidir. Bu yöntemde eski yöntemler gibi uzun süre korseler giyilmesi ve bu şekilde yaşanması çok elzem değildir. Daha kısa süreli süreçlerde ameliyat sonrasında kompresyon korselerinin kullanılması yeterli olacaktır. Son bir yıl öncesine kadar düzenli bir spor hayatı olan biriydim. Son bir yıldır vücudun alışmış olduğu işte spor ve egzersizin dışına çıkınca dolayısıyla bölgesel kilolar baş göstermeye başladı. Fakat ben açıkçası yani buraya Hüseyin Bey'e gelene kadar liposuction açısından hep kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü hani sonrasında işte hani alınan bölgede yağlanma olmuyor ama fakat farklı yerlerde yağlanmalar olduğunu duydum. Bununla ilgili çok fazla yorum okumuştum internette. Bu yüzden çok açıkçası hani liposuction'a çok böyle şey değildim. Yatkın bir düşünce de değildim. Sonrasında benim bir doktor arkadaşım var. Onun tavsiyesi, o da zaten tüp mide ameliyatları yapıyor. Tüp mide ameliyatları sonrasında işte liposuction, vücut şekillendirme ameliyatları konusunda da hastaların yardıma ihtiyacı olduğu için Hüseyin Bey önerdi bana. Onun önerisiyle geldim. Açıkçası buraya geldiğimde yine de ben sadece hani fikir almak açısından buraya gelmiştim. Yani liposuction'a karar vereceğim hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Sadece şey dedim hani bu ameliyatla ilgili bilgi alayım ama bunun öncesinde zaten internet ortamında da bu laser liposuction yöntemini araştırdım. Klasik yöntemin çok dışında bir yöntemdi. Hüseyin Bey'de oturduk, sohbet ettik, çok sıcakkanlı, cana yakın. Bir kere çok güven verdi bana. Ya ben bu odaya gelirken başka düşüncelerle geldim. Çıktığımda da bambaşka düşüncelerle çıktım ve ameliyat kararını burada vererek çıktım. Bugün de işte inşallah bu ameliyatı tamamlayacağız. Bu konuda çok Hüseyin Bey'e güveniyorum. Sonuçların da çok iyi olacağına eminim. Bir ay önce bugün heyecanlı, bir o kadar da stresliydim. Bugün yine heyecanlı fakat mutluyum. Aradaki fark vücudumdaki büyük değişimden kaynaklanıyor. Açıkçası o zaman işte bir ay önce kamera karşısına geçtiğimde işte bölgesel yağlanmaları olan
özgüveni tamamen yok olmasa da azalmış bir bayan olarak karşınızdaydım. Şimdi ise özgüveni yerinde, vücudu inanılmaz güzel olan bir bayan olarak karşınızdayım. Ben kişilik olarak, yani her bayan gibi, alışveriş yapmayı çok severim. Bu ameliyat öncesinde açıkçası hayata küstüm denecek kadar psikolojim bozulmuştu. Çünkü önceden mesela kilo almadan önce, bu bölgesel yağlanmalarım olmadan önce alışverişe gittiğimde beğendiğim her kıyafeti üstüme giydiğimde karşımda güzel bir bayan görüyordum. Son zamanlarda alışverişe gittiğimde işte sağdan soldan böyle fışkıran yağlar vesaire açıkçası psikolojimi bozmaya başladı ve alışveriş yapmayı bıraktım. Şu an soracak olursanız girdiğim her mağazada giydiğim işte 36-38 beden elbiselerin içinde çok şık bir bayan görüyorum. Bu benim hayatıma inanılmaz yansıdı, enerjime yansıdı, işte sosyal ilişkilerime yansıdı. Yürürken kendimi daha iyi hissediyorum, aynaya baktığımda kendimi daha iyi hissediyorum. İnsanların bana bakışını, özellikle çalıştığım iş arkadaşlarım, mesela beni gördüklerinde "Aysun inanamıyoruz ya, bu nasıl bir değişim, çok güzel olmuşsun." Bu güzel tepkileri de gördükçe verdiğim karardan gerçekten çok memnunum, çok da mutluyum.